İşte kıyma çekilir, kıyma çekilir, kıyma çekilir. Biz un satmıyoruz, şeker satmıyoruz, yağ satmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz. Aynı hakkın bize de tanınmasını istiyoruz. Bunlara fırsat verilmemesini, gereken cezanın uygulanmasını istiyoruz. Peki. Ya tabii normalde bunların yasak. Sonuçta hani kasap etini satar, bakkal kuru yemişini satar, cipsini satar. Biz 365 gün onlar gibi çalışmıyoruz. Kurban geldiği zaman kıyma çekimiyle 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz. Sonuçta herkesin evinde eti, tavuğu bir şeyleri oluyor. Biz burada oturuyoruz ama onlar oturmuyor. Buna rağmen bizim ekmeğimize, bizim hakkımıza göz dikiyorlar. Ya o da diyor ki şimdi hemen bir karşı çıkarak sen de sat o zaman. İşte sen de bunu sat o zaman. Bizim bunu satmayacağımızı biliyorlar. Biz kasaplar olarak 2 ayda bir, 3 ayda bir sıkı bir şekilde denetleniyoruz. Sonuçta insan sağlığı söz konusu. Vatandaşlara bunları kasapta yapmalarını söyleriz. Belki 50 kuruş, 20 kuruş bir fazla para verecekler ama kendi sağlıklarından daha önemli değil. Biz sonuçta bu işi yapıyoruz. Nasıl yapılır, nasıl edilir biz bunu biliyoruz. Bir bakkal bunu bilemez. Bir günlük, iki günlük bir şey yaptıkları için o bir günde onlar için ceplerine ne girerse kar. Normalde ne kadar? Normalde 1,5-2 lira. Onlar ne kadar yapıyor? 1 lira. 1 lira 25 kuruş. Biraz kuruş hesabı yapıyor onlar. Müşterimizi geri gönderemeyiz. Çekmemiz lazım. Bence doğru. Bana sorarsan marketler kasaplardan daha hijyenik. Bana sorarsan öyle. Şimdi yani 3 günde kasabın ekmeği mi oynanıyormuş? Vallahi benim takdiri ilahim bütün her ticaret serbesttir. Serbesttir ya. Kasap var 4 lira 5 liradan kıyma çeken var. Ama bizim bu yani bu caddemiz, bu mahallemiz uygun olduğundan dolayı yani bu sene tahmin ediyorum 2,5'tan çekeriz. Biz bayramda yatacağız. 15-20 gün yatacağız. İş yapamayacağız. Adamlar gene püsküvütünü, müsküvütünü, baharatını, maharatını. Herkes kendi işini yapacak. Yani ben kasapsa etimi, kuzumu, tavuğumu satacağım. Onlar da marketse deterjanını, püsküvütünü, müsküvütünü satacak. Herkes kendi işini yapacak yani. Yani Kurban Bayramı'nda son yapacağımız iş kıyma çekmek bizim. Onlar da bunun farkındalar. Herkes birer tane eline kıyma makinesi almış. Kurallara aykırı. Artı bir de hijyen ortamı da yok onlarda. Bizim makinalarımız özel soğutuculu içindeki eti koruyor. Yani o adamlar şimdi bakkalın ortasında kıyma çekiyor da orası kasap tezgahı değil. Neye göre kuruyor yani Kurban Bayramı'nda? Sonra bir kömürlüğe, bir depoya bir yere koyuyor. Orada pas tutuyor o makine sonuçta. Yani bence sadece mahalle kasaplarına gitsinler. Çünkü herkesin bir mahalle kasabı var. Yani şöyle atıyorum biz işte 2 liraya çekiyorsak adam bende 1,5 lira diyor veya 1 lira diyor. Ama sonuçta insanların etini zayi ediyorlar orada yani. Hijyen ortamı yok. Değmez. Sağlığı riske atmaya değmez yani. Çekebiliriz. Kasap reyonumuz da var. Normal olarak et ürünleri de satabiliyoruz yasal olarak. O nedenle kıyma da çekebiliriz diye düşünüyorum ben. Ya yanlış düşünüyorlar. Hepsi mevcut. Sorun yok. Peki vatandaşın talebi nasıl? Vatandaşlar memnunlar. Yani o konuda hiçbir sorun görmedim, yaşamıyorum. İyi de onlar kola satıyorlar. İçecekler hepsi var. Onun dışında başka ürünler de satabiliyorlar. Yumurta da satıyorlar aynen. Bu sorun olmuyor da niye bizim sattığımız sorun olsun, bizim çektiğimiz kıyma sorun olsun ki? Gitmek istiyor. Yani o yüzden ha kasapta çektirmiş ha markette çektirmiş çok da onun için fark etmiyor. Yani kuyruk beklemek de istemiyor. 2 gün içerisinde hemen dolaba koyup her neyse artık. Kasaplarda kuyruk mu oluyor diyorsun? Her yerde kuyruk oluyor yani daha kasaplarda. Dönemde. Evet. Daha kolay oluyor. Daha çok yoğun oluyor. Daha çok kuyruk beklememek için böyle bir durum oluyor yani. Ne kadardı geçen sene? Geçen sene 1,5'tu. Bugün bu sene 2 lira. Vallahi doğrudur. Yani insanlar 3-5 kuruş kazanabilmek için başkalarının işine göz dikiyorlar. Hijyenik olmayan ortamlarda hizmet vermeye çalışıyor. Aslında bunlar çekenin değil, çektirenin suçu. Herkes kendi işini yapsın, gitsin kasaplarda çektirsin güzelce. Hani güvenilir bir yerde. Öyle daha iyi yani. Herkes kendi işi besleyeni yapsın yani. Bakkal bakkallığını yapsın, kasap kasaplığını yapsın. Bu yüzden yaptırmıyorum. Hijyenik değil, çok pis ortamlar. Hijyenik değil, yerlerde böcekler geziyor, şey geziyor, merdiven altı bir bayramda açıyor bir kutu kadar bir yer, orada yapıyor. O yüzden yapmak istemiyorum. Yıllardır mahallemde kasap var tanıdık, devamlı oradan yaptırırım. Bakkal olmaz ki, orada bir tezgah var, para alıp veriyor orada. Paraya da et değerse olmaz. Ben tercih etmem, yapmam yani. Kasap en iyisi.